Herkese merhaba. Sinema sezonu yavaş yavaş açıldı. Festivallerde boy gösterecek, aynı zamanda gişeyi de alaşağı edecek filmler salonları ziyaret etmeye başladı. Hal böyle olunca sinema severin işi zor. Bilet alırken vakit kaybetmemeniz için haftanın filmlerini tanıtıyoruz. Bakalım bu hafta vizyonda neler var? Sonunda Mel Gibson aksiyon arenasına dönüyor ve bizlere kızını öldürmeye çalışan uyuşturucu satıcılarından intikam almak için silah kuşanan bir babanın öyküsünü anlatıyor. Filmin hikayesini ve senaristliğini Peter Craig, başrolünü ise Mel Gibson üstlenirken kadrosunda Erin Moriarty, Michael Parks, William Marsden'de bulunduğu filmi Jean-François Richet yönetiyor. Missing link tattoo. Dad. I'm here. I need cash fast. Yes, I am dead. Just stay put till I get there. You see, my boyfriend, he got shot. There are a lot of people looking for me. Eski bir mahkum olan John Link, yaşamını tek başına bir karavanda sürdürmekte, dövmecilik yaparak geçinmektedir. I just met the girl for the first time in years. I just don't feel like handing over to a bunch of strangers. Tek akrabası olan 16 yaşındaki kızı Lydia ile yıllardır görüşmemiştir. Ancak kızı erkek arkadaşının yüzünden başını uyuşturucu çeteleriyle belaya sokmuştur. Boys picked the wrong rednecks. Come on man, let's go. I got no idea how you piss guys like that off. What do they want from you? Yıllar önce yaptığı hataları düzeltme şansı Link'in eline geçmiştir. Artık kızını öldürmeye çalışan uyuşturucu satıcılarına karşı onu ne pahasına olursa olsun koruyacaktır. You could go home. You got raised by three stepfathers. Should have been me. I'm a murderer. And you'll face God for it. But not yet. Go. Oh my God. Get caught when they make mistakes. You stick with me. I give you everything I got. I can see you right now. She's the last streak of sunlight you're gonna see. Whatever you're gonna do with Lydia, first, you need to deal with me. Haftanın en renkli filmi Pixar'ın en sevilen animasyonu Kayıp Balık Nemo'nun spin-off projesi olan Finding Dory oluyor. Evet, onu aramak için okyanusu bir uçtan diğer uca yüzen Marlin'in balık hafızalı yoldaşı Dory'nin artık kendine ait bir filmi var. Yönetmen koltuğunu ise Andrew Stanton ve Angus McLean ikilisi paylaşıyor. 200 milyon dolara mal olan film vizyona gireli çok oldu ve box office listesinin birinciliğini günlerce kimseye kaptırmadı. Hatta daha vizyondan çekilmemiş haliyle 470 milyon dolar hasılat elde etti. Yolu da açık gözüküyor. İlk filmin 6 ay sonrasında palyaço balıklarıyla huzurlu bir hayat yaşarken bulacağımız Dory, Nemo ile bir okul gezisindeyken göç eden türleri gördüğünde kendi varoluşunu sorgulayacak, yer yön konusundaki yetersizliği ve kötü hafızasına rağmen ailesini bulmak için yollara koyulacak. Today's the day, our field trip to the Stingray Migration. Stingray Migration. Migration is about going home, which is where you're from. How do the stingrays all know where to go? Instinct, something deep inside you that feels so familiar that you have to listen to it. My mom, my dad, I have a family. Palyaço balıklarıyla huzurlu bir hayat yaşayan Dory, Nemo ile bir okul gezisine katılır. I miss them. You know what that feels like? Yes. Then we better get going. Bu gezide göç eden türleri gören sevimli balık kendi varoluşunu sorgulamaya başlar. Oh, oh, sorry. Not a great swimmer. I think you swim beautifully. Thank you. You're welcome. Wait, Dory? Yes. Dory? Yes. You and I were friends. Böylelikle yer yön konusundaki yetersizliği ve kötü hafızasına rağmen ailesini bulmak için yollara koyulur. I'm sorry. I gotta blink. How do you hold your eyes open that long? MS
Stedman'ın çok satan kitabından Beyaz Perde'ye uyarlanan The Light Between Oceans, Rachel Weisz, Alicia Vikander ve Michael Fassbender'ı bir araya getiren bir yapım. Ve film, babadan oğula, aşk ve küller gibi yapımlarla adından söz ettiren yönetmen Derek Cianfrance yönetiyor. Birinci Dünya Savaşı sonrası Avustralya'sında geçen film, sandalda bir ölü bedenle bir bebek bulan ve bebeği yanlarına alıp büyütme kararı alan deniz feneri görevlisi bir adamı ve onun karısını konu alıyor. Dearest Isabel, I can't stop thinking about the time I spent with you. Dearest Tom, when I first saw you, I felt like I knew you, and I couldn't stop seeing my life with you. Tom Sherbon, Çanakkale Savaşı'nda acı dolu 4 yıldan sonra Avustralya'ya döner ve kıyıdan yarım gün uzaklıktaki Janus Kayası'ndaki deniz fenerinde bakıcı olarak çalışmaya başlar. Bir gün 3 yılın ve 3 düşüğün ardından karısı bir bebeğin ağlamalarını duyar. Dalgalar onlara içinde genç bir adamın cesediyle birkaç aylık bir bebeğin olduğu bir tekne getirmiştir. She's a lovely baby, but you can't keep her. She needs us. We're not doing anything wrong. Çocuk özlemiyle dolu Isabel Sherbon, dualarının Tanrı tarafından kabul edildiğini düşünür. Yüreklerinin sesini dinleyip bebeği sahiplenmeye ve bundan kimseye bahsetmemeye karar verirler. What's your name? Lucy. Lucy, it was lovely to meet you. Yıllar sonra gerçekler ortaya çıkmaya başlayınca aldıkları kararın hiç beklemedikleri sonuçları olduğunu anlarlar. We have to tell people. It's her mother. I am her mother. Someone knows that my girl is alive. You'll be safe. I'll protect you, I promise. You saw what we've done to her. It's too late. One day, this will all feel like a dream. With love forever and ever. Korku türünün müdavimlerinden biri olan yönetmen Özgür Bakar bu sefer yeni filmini korku üzerine kurgulamıyor, işin içine komedi de ekliyor. Korku komedi, Bana Normal Aktiviteler adlı yeni filmde Talip ve Yaşar isimli iki kardeşin para kazanma amaçlı korku filmi çekme işine girmelerini ve sette yaşadıkları paranormal olayları anlatıyor. Olsayımı verdim ben bu sektöre, hala olduğum yerde sayıyorum. Ben Leji'den geliyorum, Leji'den. Korku filmi de neymiş? Bu devirde yapacaksan korku filmi yapacaksın abiciğim. La oğlum, film çekmek bizim harcımız mı? Biz daha elimizdeki telefonla resim çekmeyi bilmiyoruz lan. Fotoğraf abi. Tek tek yapımcıları gezeceğim, filmimi çekeceğim abi. 3, 2, 1, action! Talip ve Yaşar sürekli olarak ağabeyleri Muhteşem'den aldığı paraları gereksiz işlerde harcayıp bitirirler. Ateş edeceğinizi bilseydim çelik yerik giyerdim. Anlamadım. Çalıştığı film setinden kovulan kostümcü Çiğdem, Yaşar'a kendini yönetmen olarak tanıtır ve iki arkadaşı korku filmi piyasasında çok para olduğuna ikna eder. Elin adamı benim, öpeceğim karıyı mı öpsün ya? Fıstı 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 da ayak sesleri, soru tuvaletinin önüne geliyor, çeçat! Elektrik herkesi. Son kez Muhteşem'den aldıkları parayla korku filmi işine girerler. Bunu eğiteceğiz. Mesela buraya bu tükürdü mü bu? Kufra kufra. Buraya bir daha. Hadi bakalım. Anca bağırır artık. Fakat çekim yaptıkları mekanda onları bekleyen paranormal olaylar vardır. Korku filmi çekip zengin olma hayaliyle girdikleri film serüveni ikili için kabusa dönüşürken çok komik durumlara düşerler. Oğlum, kimin oğlusun sen? Anan baban kim senin? Kız! Belini ağrıyacak! Cin! Cin 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 cin! Talip Bey? Korku komedi, Bana Normal Aktiviteler.
hafta vizyon kalabalık. Diğer seçeneklerinize de bir göz atalım. Masal Siccin 3 Cürmü Aşk Tutmayın Beni. Bu hafta sizlere bir sürprizimiz var. Mel Gibson'ın aksiyon arenasına döndüğü yeni filmi Bloodfather yapımında oynadığı karakterin adı nedir sorusuna doğru cevap veren 5 izleyicimizi filmi herkesten önce izleyebilmesi için özel gösterimine götürüyoruz. Doğru cevaplarınızı Facebook adreslerimize bekliyoruz. Sinema severlerin gişede işini kolaylaştırdığımız Cinevizyon'un maalesef sonuna geldik. Haftaya yepyeni filmlerle tekrar karşınızda olacağız. İzlemediğiniz film kalmasın. Hoşçakalın.